Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. bugünkü videomuzun komutanı uktak uktak nasıl olmalı hangi yeteneklere vermeliyim nasıl bir ordu düzeni yapmalıyım diyorsanız doğru videodasınız Öncelikle Arkadaşlar bu videoda en çılgın insanlar serisini yapıyorum haberiniz olsun e, oyundaki en çılgın insanları göstereceğim e, daha önce birinci videosunu yapmıştım e, denetör videosuydu onu da Bildiğiniz gibi kanalda videoları var. Hani denetör videosunun. Adam Denetor'un yani T2 bir komutanın özel itemini alıp 5'te 5 yapıyor. O kadar gücü var ama gidip Denetor yapıyor. Şimdi sıradaki komutanımız Uktak. Uktak'ı da böyle kolay kolay kimse bilmez. Gidip ee, Kaldon kasarlar ya da ne bileyim Yusra kasarlar. Anladınız mı? Gorbak kasarlar ama kimse uktak kolay kolay kasmaz. Bu arkadaş bayağı bir kasmış. Hani özel temin almış, yıldızlanmış falan. Tabii ki Denetur kadar çılgın olmasa da bu arkadaşımızda çılgın kişiler listesinde var. böyle baktığımızda Uktak savaşçı bir komutan. Yani 20 level olunca kuvvet, iki beceri puanı ve fiziksel hasarı %10 bufflıyor kendisinde. Uruka ile çok güzel fazla hasar verdirtiyor bakın. Çok fazla hasar verdirtiyor ve yakma hasarına sahip. Yani bu komutan yakma hasarını veriyor. Özel temi çok güzel. Art 14 kuvvet veriyor ve Urukai'lere art 2 hasar bafı veriyor. Çok çok iyi. Burada da zaten Urukai kullanacağınız için çok güzel buff alıyor. Alttaki pasif özelliği ise yakma hasar oluşturduğunda yakma hasar %2 artar. 10 defa üst üste eklenir. Bu da e, yıldızın yıldızını arttırdığınızda daha da çok olacaktır. Şimdi arkadaşlar itemlerine geçelim. Daha sonra da yeteneklerin nasıl dağıtılması gerektiğini anlatayım. Burada baktığımızda elimizdeki balta artı 42 kuvvetli ve artı 6 Urukaylara buff veriyor. Yani Urukaylara artı 6 bir saldırı buff vermesi bir itemde müthiş. Ondan sonra bakın %2'lik hasar buff vardı ya o %10 oluyor ve arkadaşlar 10 stack yapıyor. Yani %100'e kadar çıkıyor. Daha 4 yıldızda yani 5'e 4 yıldız yapmış haberiniz olsun. 49 levelde 427 gücü var. E, Tevil bir komutana göre bence çok çok iyi. Ama burada baktığımızda elindeki balta çok çok iyi. Hani yakma, sarı vermesi bakımından da çok iyi. Zırh olarak Berserker zırhını kullandık arkadaşlar. Komutana 54 kuvvet veriyor. Müthiş bir kuvvet. Ve arkadaşlar Urukayları baflıyor Urukayların HP'sini buffluyor daha doğrusu. Ve arkadaşlar ilk iki turda düşmanların defansını %29 azaltıyor. %29 da mükemmel bir oran bence. Ama tabii ki daha iyi var. Yani bu arkadaş bunu tercih etmiş. Şimdi gelelim kaskın arkadaşlar. Kaskı mükemmel. Komutanın kuvvet veriyor yine 54 ve Urukayilere artı 3 hasar buff'ı veriyor. Hani mükemmel bir şey. Urukayilere artı 3 hasar buff'ı vermesi. Ve arkadaşlar yüzde %80 şansla sersenletmen bağışıklığı veriyor. Müthişinde müthiş. Yani %80 şans da bence çok çok iyi bir şans. Hani ee, şöyle düşünün. Ee, cadı krala ya delilik bağışıklığı takacaksın ya sersemlik bağışıklığı takacaksın. Tabii ki balina değilsen yani altın intemi alıp 5'te 5 yapamayacaksan ikisinden birini tercih etmen gerekiyor. E ee, burada da bu arkadaş e, sersemlik bağışıklığını seçmiş %80 oranına bence de müthiş. Grigandalfa falan da çok avantajlı olabilirsiniz hani bildiğiniz gibi cadı kralı simyacıları tek durduran komutan yani en yakın durdurmaya en yakın komutan Grímlgandalf burada Sersentne başlıklı aldığı için Grygandalf bile durduramayacak arkadaşlar. Burada da baktığınızda artı 3 atak veriyor Urukay'lara. Ve 54 kuvvet veriyor. Bence mükemmel. Şimdi gelelim ekipmanına. Palantir'i kullanmış arkadaşlar. Ee, 42 odaklanma veriyor arkadaşlar. Ve artı 3 ordu hasarı buff'lıyor. Müthiş. Toplamda Urukay'lara artı 12 bir hasar buff'ı veriyorsun. Yani simyacılara artı 12 hasar buff'ı vermek demek çok mükemmel bir şey yani. Buradan da e, 650 olarak Pursuit almış arkadaşlar. Bunu hani Kısacası kovalama diyelim. Kovalama almış ve %15 şansla da maksimum damage verecek. Her turda bunu deneyecek arkadaşlar. İtemleri böyle. İtemleri mükemmel arkadaşlar. Yani itemlerinde kötü olan hiçbir şey yok. Saygı 24 bir uktak. Yani saygı 25 olmasına 600 puan falan kalmış. Böyle bir çılgın arkadaşımız var. Bakalım bu çılgın arkadaşımızın raporları nasıl? Ama ondan öncesinde yeteneklerine bakalım. Şimdi arkadaşlar Uktak'ta vermeniz gereken en önemli yetenek R5 yeteneği savaş şefi. Urukay ve orkların hasarını %30 arttırıyor. Zaten artı 12 bir hasar buffı veriyorduk. Hani toplamda. Ve buradan da %30 arttıracaksın. Mükemmel bir şey. Ondan sonra arkadaşlar Urukay eliti diye bir yetenek var. R3 bir yeteneği. Komutan savaş esnasındayken gücünü arttırıyorsunuz ve Urukay ve orkların savunmasını Artırıyorsunuz burası güzel ama burada önemli olan tehlikeli ticaret. Müttefik birimler alınan hasar %5 arttırıyor. Verilen hasarı %28 arttırıyor. Haberiniz olsun bu tehlikeli ticarete kesinlikle veriyorsunuz. Yani buradan zaten %30 alıyorsunuz. Buradan da %28 alıyorsunuz. Neredeyse %60'lık bir hasar bafınız oluyor. Ve bunu yakma hasarı olarak düşünün. Totele baktığınızda simyacılar cadı kraldan daha fazla baflıyorsunuz. Ondan sonra keskin balta yeteneğine veriyorsunuz arkadaşlar. Uktak normal saldırılarda %30 şansla yakma hasarı verir. Ve tam seviye getirdiğinizde bu %30 şans %35 olur. Haberiniz olsun. Yani her normal saldırı yaptıktan sonra %35 şansla yakma hasarı verecek. Ondan sonra alaz becerisi var arkadaşlar. 2 düşman hedefe her tur %30 yakma hasarı verirsin. Ve 2 tur boyunca aldıkları hasarı %3.5 buçuk arttırırsın. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. ikinci turun sonunda yani üçüncü turda iki tane düşman birimine vuracaksın. Yakma hasar vereceksin. Ve iki tane düşman birim yüzde yirmi beş fazladan hasar alacak. Haberiniz olsun. Yani o vurduğu iki tane düşman birim %25 fazladan hasar alacak. Haberiniz olsun. Ondan sonra kalan bütün yetenekleri de takipçi yeteneğine veriyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeteneklerini kısaca anlattım. Saygı 24, saygı 25 bir uktak yapmak cidden zor. Ve özel temini 4 yıldız yapmak da zor. Şimdi T1 komutanından başlayayım. Hani Evoin'den başlamak istedim. Burada da gördüğünüz gibi bunun da özel temi 4 yıldız ve açan yurt falan da 5-3 yapmış. Hani çok da geri kalır bir yanı yok baktığınızda. Ve arkadaşlar burada yetenek dağılımına baktığınızda saygısı da bayağı bir yüksek kendisinin. Buradan da zaten anlayabiliyorsunuz. E çok güzel doğru yeteneklere doğru orduyu da kullanmış. Ama sonuçlara baktığımızda arkadaşlar tabii ki simyacı olmasından dolayı yakma hasarını fazla vermesinden dolayı bizimkisi avantajlı çıkmış. E buradan baktığınızda 123K hasar almışız ve kaç tarafa 342K hasar vermişiz. Bence mükemmel arkadaşlar. Evo'unda gördüğünüz hani ne kadar güçlü olduğunu. Tabii ki Evo'nun özel itemi menzilli birimlerden alınan hasarı düşürtüyor. O yönden kötü. Hani o yönden kötü ama yapacak bir şey yok. Sonuçta Uktan özel item kadar geliştirilmiş bir item var ve burada da sonuçlara baktığımızda Uktak avantajlı çıkmış. Yani arkadaşlar geçen denetör videosundan sonra böyle çılgın işler yapıp da başarılı olan insan görmek güzel. Denetör kadar kötü bir tercih değil onu söylemek istedim. Sıradaki raporumuzda böyle bir teodem var arkadaşlar. Ee, özel item alınmış yani güzel teodem. hiçbir eksiği yok bence. Hani çok çok iyi doğru yeteneklere doğru itemlere de verilmiş. Cidden eksiği yok yani. Ve... Ordusu da güzel. Hani kötü bir ordu dizilimi de yapmamış. Elit birimlerde süvariler çok güçlüydü. Öyle hatırlıyorum. Süvari de kullanmış. Detaylıca baktığımızda arkadaşlar... 202k biz hasar almışız ve karşı tarafa 434k hasar vermişiz. Şimdi bizim bu kadar hasar alma sebebimizi anlatayım. Birincisi biz inisiyatif almıyoruz. Hani inisiyatif alsak çok daha iyi sonuçlar olacaktır. Kemanı alıp ya da höyüklüğünün damgalı yüzünü alıp inisiyatif olarak kullansa bu komutanı kimse kolay kolay durduramaz. Ama burada da inisiyatif almadığı için baktığımızda 302k hasar almışız. Ama 434k gibi bir hasar vermek bence mükemmel. Hani mükemmelinde mükemmeli yani. Ve Teoden'de gördüğünüz sağlamda bir Teoden'i vardı arkadaşlar. Böyle bir çılgınlık yapması bence iyi. Hani Uktak gibi bir komutana güvenmesi. Çünkü yetenekleri çok yetersiz kalıyordu. Tabii ki daha iyi itemler kullanılabilirdi. Hani o kadar Para atırdığınızda e, daha iyi bir item kullanmasını tercih edebilirdiniz. E, ama denetur videosundan sonra böyle bir video benim için hani içimi rahatlatıyor yani. Bakın arkadaşlar şimdi size gri gandalf raporu göstereceğim. Baktığımızda gri gandalf 50 level ve 50 sezonlarda değiliz haberiniz olsun. Yani bu şekilde bir gri gandalf ordusunu çok güzel dağıtmış. Güzel bir ordu dizilimi var. Bu şekilde bir gri gandalf cadı kralı parçalar zaten bunu herkes bilir. Burada da gördüğünüz gibi bence avantajı çıkmış çünkü biz yarım orduyuz. Bakın yarım ordu olmamıza rağmen kaç taraftaki 3 level farkla Grey Gandalf'ı durdurmuşuz. Ya bence iyi rapor. Bazılarına kötü rapor gelebilir. Ama T1 bir komutana göre çok çok iyi. Şimdi arkadaşlar adamın yaptığı çılgınla darbe vuracak bir komutan gösteriyorum. Gimli. Gimlinin nasıl olması gerektiğini bilmeyenler kanalımdan videosuna ulaşabilir arkadaşlar. Bana göre oyunun en iyi tehlikelerinden biri. Hele ki özel item alınmış bir gimli ise kolay kolay kimse durduramıyor. Burada da baktığımızda arkadaşlar kimli sağlam bir hasar vermiş. Ama arada 9 lel fark var şimdi onu da düşünmek lazım. Arada 9 del fark var. Biz kazanmışız. Ben yani kazanmamışız demiyorum. Kazanmışız ama gümlüğün de itemlerini gördünüz. Bize item alınmış bir gümlü olsaydı çok rahat bir şekilde bu komutanı alabilirdi. Ama burada da baktığınızda 9 del fark olmasına rağmen hani kaç tarafta da 7500 tane yakma hasarını düşüren cüce birimi var. Onu da hesaba katalım. Ona rağmen bence sonuç iyi. Yani arkadaşlar Gilgalat'a karşı çok da raporu detaylı bir şekilde göstermek istemiyorum. Çünkü kovalama var. Hani kovalama olduğu için Gilgalat'ın da çok da bir şans olacağını düşünmüyorum. Ama burada 202k hasar verilmesi bence mükemmel yani. Ama gördüğünüz gibi üçler fark olmasına rağmen Gilgalat gibi bir komutanı bile ezip geçebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar böyle bir Galadriel var. Hani baktığımızda 5'te 5 beş, hani hiçbir eksiği yok. Doğru yetenekleri, doğru itemlere verilmiş. Yani burada baktığımızda Aktiva'nın yan konuna da vermiş. Yani ordunun alacağı yakma, zehir ve oda hasarını düşürüyor. Ve itemler de zaten çok çok iyi. Şimdi herkes bu raporu kötüleyecek. Ama raporu kötülemeden önce levellerine bakın. 10 level fark var. 10 level fark olmasına rağmen bizi alamamış. Ve biz daha çok hasar vermişiz karşı tarafa. Hani öyle bir Gadiel'e karşı 10 level düşük olduğumuzda bile karşı koyabiliyoruz. Bence mükemmelinde ötesi. Evet arkadaşlar şimdi karşımızda Demirel var. Maalesef ayağın itemleri gözükmüyor. Hani üzgünüm arkadaş SS'i böyle almış. Ve yabancı kişiler olduğu için sohbet etmekte de zorlanıyorum. Hani burada hani konunun konsepti uktak rehberi değil de çılgın insanların yaptığı komutanları göstermek. Yani şöyle söyleyeyim. Bütün raporlarda arkadaşlar Uktak en az 300 kasar verebiliyorsa demek ki Uktak iyi. Yani yaptığı çılgınlığın karşılığını alıyor. Haberiniz olsun. Yani Demirel'e karşı da böyle bir sonuç bence çok çok iyi. Bu arada bu arkadaşın gimnisinde Özeytem var. Öyle hatırlıyorum. Haberiniz olsun özel itemli bir gim ile karşı karşıya kaldığınızda sonuç böyle oluyor. Tabii ki daha iyi bir orduyla daha iyi sonuçlar alabilirdi. Ama özel itemli gimliğe karşı bile böyle gördüğünüz gibi 343k e hasarı vermişiz. Arkadaşlar böyle söyleyebiliriz ki yaptığı çılgınlığın karşılığını fazlasıyla Alıyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Bence ortalamanın üstünde bir komutan olmuş. Özellikle simyacı bufflaması zaten iyilere karşı çok avantajlısınız. Kötülere karşı da ee, sıkıntı çıkar. Neden çıkar arkadaşlar? E, ee, delilik bağışıklığı yok. Aynı zamanda arkadaşlar oyunda Isildur çok. Isildur da karşına çıktığında delilik bağışıklığı yoksa pek de bir iş yapamayacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama tabii ki o, o itemleri yapan adam banladır. Gidip kaska delilik ve sel etme bağışıklığı takar. Hiç de sorun olmaz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.